İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni Kilisesi'nin haçına saygısızlık eden Türk vatandaşının davası Konstantinopolis'te devam edecek. Diyaspora İşleri Yüksek Komiseri Zare Sinanyan, 8-20 Şubat tarihlerinde Fransa'ya ilk çalışma ziyaretini gerçekleştirecek. İranlı milletvekili, Tahran'ın kırmızı çizgileri Ermenistan Cumhuriyeti sınırlarının ayrılmazlığı ile bağlantılıdır. Saru Saroyan, bazı jeopolitik gelişmeler sonucunda savaş mümkündür. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi karşılıklı temasların etkinleştirilmesiyle ilgili konuları görüştü. Stepanakert ormanlarında 12. yüzyıla ait yeni keşfedilen bir haç garı bulundu. Ararat Dağı ile diğer iki dağ arasında bir bağ bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti UNESCO ile bölgeye bir değerlendirme heyeti gönderme konusunu görüşmek istiyor. Mazlum Selin adlı kişi 23 Mayıs 2020'de Konstantinopolis'in Kuzguncuk Surp Kirikor Lusavuriç Ermeni Kilisesi'nin giriş kapısının üzerindeki haçı kopardı ve bunun için 14 Temmuz'da ibadethanelere ve mezarlara zarar vermekten 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu kararın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Suçlunun annesi olay gününde oğlunun akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. Anne yeniden yargılanma talep ediyor. Mahkeme bu itirazı dikkate alarak yargılanmanın tekrarlanmasına karar verdi. Duruşma 8 Nisan 2022'de aynı mahkemede gerçekleşecek. Kilise avukatının iddia ettiği gibi failin annesi oğlunun sağlık sorununa ilişkin tıbbi bir belge sunmadı ve herhangi bir olgusal bilgi olmadan davaya devam edilmesi yasal değildir. Ona göre bu davanın sembolik bir anlamı var. Aynı zamanda bu ülkede yargının farklı inançlara olan saygısızlığa karşı tutumunu da ortaya koymaktadır. Değerli meslektaşlar, yurttaşlarımız, Ermenistan Cumhuriyeti Diyaspora İşlerinden sorumlu Yüksek Komiseri Zare Sinanyan'ın Fransa'ya ilk çalışma ziyaretinin 8-20 Şubat tarihlerinde gerçekleştirileceğini size bildirmek isteriz. Bu vesileyle bu yılın 11 Şubat günü saat 18'de komiserlik Paris'te Fransa'daki Ermeni örgütlerinin temsilcileriyle bir toplantı yapacak. Yüksek komiserin ziyaretinin amacı Ermeni cemaati ile tanışmak ve ayrıca komiserlik ofisi tarafından uygulanan programları sunmak, sorunlarla tartışmak ve tanışmak, Ermeni topluluklarının uyguladığı program ve faaliyetler hakkında bilgi edinmek, Ermeni topluluklarıyla işbirliği fırsatının genişletilmesi konularını tartışmak. Batı Ermenistan sizi memnuniyetle toplantıya katılmaya davet ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Parlamentosu'nun Ermeni üyesi Robert Beklaryan yaptığı açıklamada Tahran'ın kırmızı çizgileri Ermenistan Cumhuriyeti sınırının ayrılmazlığı ile bağlantılıdır, bu konuda değişen bir şey yoktur ifadesinde bulundu. Bu kırmızı çizgileri ilan eden İran'ın dikkatini ve teyakkuzunu bölgeye çevirdiğini de sözlerine ekledi. Beklaryan, İran'ın Azerbaycan'a belki de Türkiye'ye sinyal göndermek istediğini ve bunu yaptığını açıkladı. Milletvekili, Azerbaycan ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin mevcut yoğunlaşması, Ermeni-İran ilişkilerini engelleyemeyen ve engellememesi gereken doğal bir süreç olduğunun altını çizdi ve Ermenistan Cumhuriyeti ile İran arasındaki ilişkilerin etkinleşmesinin önemine değindi. Ermenistan Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti için önemli olan konuları gündemde tutulması mühim, bu ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarıyla ilgilidir, dedi. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sin Armenia TV'de siyasetçi Saru Saroyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin ve tüm Ermenilerin büyük çaplı bir savaşa çekilmesinin mümkün olduğu olası süreçleri sundu ve bunların toplumumuza uygulanan ciddi teknolojiler olduğuna dikkat çekti. Mevcut durumu ciddi şekilde değiştirecek jeopolitik kaymalar olursa savaş mümkündür. Örneğin dış güçlerin devreye girmesiyle Ermenistan Cumhuriyeti'nin Karadeniz'de yaşanan olaylara karışması mümkündür. Beyaz Rusya Cumhurbaşkanı'nın Ermeni karşıtı ifadelerine atıfta bulunarak yaşadığımız değişken zamanlarda asıl sorunların çözülmediğini ancak yeni projelerin hayata geçirildiğini söyledi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Mınatakan Safaryan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi Fan Yong'u makamında kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı basın servisine göre Büyükelçi Fan, Mınatakan Safaryan'ı Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmasından dolayı tebrik etti. Muhataplar, karşılıklı temasların etkinleştirilmesi, ekonomik alanda işbirliğinin teşviki, Ermenistan Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümüne adanan etkinliklerin düzenlenmesi ile ilgili konuları tartıştılar. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Fan'ı 24. Pekin Kış Olimpiyatlarının açılışından dolayı kutladı ve başarılar diledi. Artsakh'ın başkenti Stepanakert çevresindeki ormanlık alanlarda 12. yüzyıla ait haçkar anıtları keşfedildi. Yerlilerden biri Artsakh ormanında haçkarları fark etti ve buluntuyu kontrol etmek için Devlet Tarihi Çevreyi Koruma Servisine başvurdu. Uzmanlar David Harutyunyan'ın gösterdiği tarihi eserleri inceledi. Daha önce hiç kimsenin bu haçkarları kültürel bir değer olarak kaydetmediği ortaya çıktı. Sadece geçen yıl Artsakh Cumhuriyeti Devlet Tarihi Çevreyi Koruma Servisine göre Mardagert ve Askeran bölgelerinde daha önce bilinmeyen yaklaşık 200 anıt keşfedildi. Bunların arasında haçkar anıtları, mezar taşları hatta şapeller yer alıyor. Batı Ermenistan'ın Ağrı kenti ile ilgili araştırma yapan mimar Lütfi Yiğit yaptığı tırmanışlar ve araştırmaların ardından kentin sınırlarını oluşturan üç büyük dağ arasında bir bağ olduğunu keşfetti. Lütfi Yiğit iddiasına göre Ağrı'yı gezip gördükten sonra Ararat Dağı, Süphan Dağı ve Köse Dağı arasında bir bağ olduğunu fark etti. Keşfettiği bu bağ ile Köse Dağı'nın Ararat Dağı'na olan kuş bakışı mesafesi ile Süphan Dağı'nın Ararat Dağı'na olan mesafesinin eşit olduğunu söyleyen Lütfi Yiğit, bu üç dağ arasında oluşan üçgenin şehrin simgesi olduğunu belirtti. Oluşan bu bağın özel olduğuna inanan Yiğit, teze dönüştürdüğü araştırmalarını tamamlayıp elde ettiği verileri yayınlamak istiyor. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan yaptığı açıklamada Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov'un açıklaması Ermeni halkının Artsakh'taki ve genel olarak tarihi vatanındaki varlığının izlerinin silinmeye çalışıldığının bir kanıtıdır ifadesinde kullandı. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı UNESCO'nun müdahalesinin zorunlu hale geldiğini kaydetti ve Ermenistan Cumhuriyeti bölgeye bir UNESCO heyetinin gönderilme niyetini memnuniyetle karşıladı. Mizroyan şöyle özetledi. Net bir tarih yok ancak taraflar bölgeye böyle bir ziyaret olasılığını yeniden doğruladılar ve şimdi UNESCO'ya başvuruyoruz ve bu konuyu tartışmak için çevrim içi olmayan toplantılar planlıyoruz. Görüşmemize göre bu ziyaret 1954 silahlı çatışma çıkması durumunda kültürel mirasın korunmasına dair sözleşmenin belirlediği ilkelere uygun olarak yapılmalıdır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Masunk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Bulanık Koçarisi adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.